Yeter artık, bana bakmaktan vazgeç. Sen sadece başkalarının ilişkisiyle alay edersin. Ama insanların duyguları umurunda bile olmaz. Bana öfke duymanı anlıyorum. Ama bu dediklerinde tamamen haklı sayılmazsın. Herkesten fazla en çok ben şaşırdım. Abi ne yapmaya çalışıyor, amacı ne? Pragya ablaya gelince onun da pişman olacağına eminim. Tıpkı benim gibi. Ne aptal bir adamım ben. Sana anlatmaya çalışmamın hiç anlamı yok ki. Çünkü sen zaten benim kötü bir adam olduğuma inanıyorsun. Bırakalım hep öyle düşün. Bu dünya garip bir yer artık Raşna. Biri yaptığı hatayı tahmin etmek istiyor ama diğeri o hatanın onarılmasını istemiyor. Anne hadi gidelim buradan. Olacaklara tanıklık etmek istemiyorum artık. Hayır Sarla, burada kalmalıyız. Pragya'yı yalnız bırakamayız. Sen Pragya ile konuştun mu? Bunu neden yaptığını öğrendin mi? Onunla konuşmak işe yaramadı. Çünkü kararını çoktan vermiş. Anne ben Pragya ile konuşmaya gidiyorum. Sana söyledim. Onunla konuşmak işe yaramaz. Kararını vermiş. Ve hiç kimse fikrini değiştirmesini sağlayamaz. Sizi kutlarım teyzeciğim. Ve sizi burada görmekten ne kadar mutlu olduğumu da anlatamam. Eminim siz de çok mutlusunuzdur. Tabii. Neden mutlu olmasın ki? Orta sınıf insanların parası bir düğüne bile yetmez. Ama onun kızı ikinci düğünle evleniyor. Hem de bir tek kuruş bile harcamadan, değil mi? Tanu biliyor musun? Aslında Bülbül'e teşekkür etmeliyim. Sakın unutma Bülbül. Bunların olmasını hep sen sağladın. Ben mi sağladım? Evet, Pragya'yı çok mutlu ettin ve böylece biz de çok mutlu olduk. Ben mi? Evet. Sen buraya Prab'ı gönderip Pragya'yı savunmasını istemedin mi? Ve o da Pragya'nın 24 saat içinde buradan gideceğini söylemedi mi? Ama biz gitmediği için mutluyuz. Eğer gitseydi bugün evleniyor olamazdı. Senin sayende oldu. Alia, çok uzun zamandan beri ilk defa kendimi evimde gibi hissediyorum. Çünkü onun kızı eve geldiğinden beri burada bir dakika bile rahat edemedim ben. Biliyor musun, son zamanlarda Pragya ile ilgili kabuslar görmeye başladım ve bunlar çok korkunçtu. Yeter artık, ablam hakkında tek kelime bile söylemeyin. Bülbül onlarla tartışmaya değmez. Çünkü bu gördüklerinin hepsi hasta insanlar. Ne? Sen bizi hasta mı diyorsun şimdi? Ama teyze, asıl senin kızın bizi hasta etti burada biliyor musun? Sen şimdi bizi mi suçluyorsun burada? Teyzeciğim, senin bize minnettar olman gerekiyor. Çünkü her şeye rağmen biz senin kızını evlendiriyoruz. Ablam hala sessiz kaldığı için sizin minnet duymanız gerekir. Eğer ben onun yerinde olsaydım hemen şimdi... Sakin olun çocuklar, kızmayın. Şimdi kavga değil, dans etme zamanı. Hem damat da geldi bakın. Neşelenin. Şimdi de sıra final sahnesini oynamaya geldi. Thank you.
Hadi. Gelsene. Sen neden hala hazır değilsin? Bak damat da geldi. Çok eğleneceğiz. Müstakbel kocan o kadar yakışıklı görünüyor ki bayılacaksın. Bunları neden söylediğimi merak ediyorsundur. Onunla evleneceksin. Tabii böyle demeliyim. Seni seçtiğin erkeği ben nasıl eleştirebilirim? Ha? Bak yine yüzün kızardı. Kızarmaya devam edersen giyinemeyeceksin. Hadi gel. Neden öyle bakıyorsun? Umarım buradan gittikten sonra beni özleyeceğini falan söylemeyi düşünmüyorsundur. Aslında ben de seni özleyeceğim. En çok da kavgalarımızı. Yeterince sohbet ettik. Şimdi hazırlanmana yardım edeyim. Çok güzel görünüyorsun. Süreçte karşısında görünce gözlerini senden ayıramayacak. Hadi otur. Hadi gel. Şöyle gel. Muhteşem. Şimdi tam bir şeye benzedin. Yani geline hiç benzemiyorsun. Hadi çabuk kıyafetini giy. Bak işte gelinliğin hazır. Ha? Bunun içinde çok güzel olacaksın. Şimdi izin ver. Hayır, giyinmene yardım edemem. Biraz ayıp olur değil mi? Neyse sen kıyafetini kendin giy. Bu arada ben de hazırlanmaya gidiyorum. Çabuk 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 çabuk. Hadi giyin artık. Alya ne yapıyorsun sen? Damat geldi. Ya dört göz bizden önce hazırlanmış olursa? Hadi. Ne dedin? Raki için hazırlandığımı mı sandın? O halde neden bu kadar özen gösteriyorsun? Hayatım, benim adım Alya Mera. Ve ben her şeyi kendim için yaparım. Raki'nin hatırına giyinmiyorum. Ben Prap için giyiniyorum. Çünkü onun da mutlaka bu düğüne geleceğine eminim. Bülbül de yine... En az ablası kadar çirkin görünecektir. Ve Prap beni gördüğü zaman Bülbül'ü tercih etmekle ne büyük bir hata yaptığını anlayacak. Hem de ne tercih. Alya deli misin sen? Aklın başında değil mi? Sana yaptıklarına rağmen sen hala Prap'ı mı düşünüyorsun? Prap düğün gününde seni bırakıp gitti. Eğer ben senin yerinde olsaydım bir daha asla... Çok doğru. Sen asla benim yerimde olamazsın. Yani... Kim mesleği uğruna aşk hayatından vazgeçer öyle değil mi? Hayatım, senin bana teşekkür etmen gerekir. Şunu düşün. Benim planım sayesinde dört göz abinin hayatından çıkacak. Böyle olmasa sen hayatın boyunca abiyi beklerdin. Bak Tanu. Ben Prab'ı çocukluğumuzdan beri seviyorum. Hem de bütün kalbimle. Ama Bülbül onu sadece birkaç aydır tanıyor. Ve Prap bir aptallık yaptı diye ben onu sevmekten vazgeçemem değil mi? Düşünsene Tanu. Benim ilk hedefim Pragya'ydı. Ama sonunda bu evden ayrılıyor. Ve şimdiki hedefim de Bülbül. Bu planımdan sonra Prap bir daha Bülbül'ü asla sevemeyecek. Prap onu düşünemeyecek bile. Tamam mı? Görüşürüz.
Hadi çabuk acele et. Hadi. Aman tanrım. Ne kadar güzel görünüyorsun. Ben senin asla bu kadar güzel görüneceğini hayal etmemiştim. Ama bu da benim sayemde. Çünkü her şeyi yapan benim. Sen kara büyüğü yapıyor olabilirsin ama ben de dört gözlü bir kadını güzel bir kadın haline getirdim. Dur. Ne yapıyorsun? Yoksa eserimi tamamen bozmaya mı kararlısın? Çıkar, çıkar şunları. Ver bana, gözlüksüz daha güzelsin. Bağışla. Vazgeçtim. Ne aptallık. Süreç'le evleneceğini tamamen unutmuşum. Eğer o da gözlüğünü çıkartırsa bütün gece birbirinizi arayıp bulamazsınız. Sonra ne olur? Hey, dört göz. Düğün hediyesi olarak ne istersin? Ne istersen. Eğer gerçekten bana bir hediye vermek istiyorsan, lütfen şimdi bunları durdur. Lütfen bu düğünü durdur abi. Yaramaz kız. Sihirlerim bir kere işe yaradı diye beni büyülemek istiyorsun. Ama şimdi söyleyeceğimi iyi dinle. Ne kadar çok uğraşsan da sihirlerin etkili olmayacak. Ve bundan sonra konuşarak da beni etki altına almayı başaramayacaksın. Çünkü verdiğim kararı asla değiştirmeyeceğim. Sen karşımda ne kadar ağlasan da ben senin asıl yüzünü gördüm artık. Onun için gidelim hadi. Ne oldu? Moralin mi bozuldu? Ben seni neşelendiririm. Seni neşelendirmek için ne yapmam gerektiğini söyle. Bir öykü ister misin? Bir kral ve kraliçe öyküsü. Hayır mı? Bir aslan hikayesi? O da mı olmaz? Öyleyse sana birinin ihanet öyküsünü anlatabilirim. Hey! Bu da ne? Neden hala benim sana verdiğim nikah zincirini takıyorsun? Biliyor musun, bu hala üzerindeyken Süreç'le evlenmem mümkün olamaz. Herkes senin için ne der? Senin aramızda hiçbir bağın kalmasını istemiyorum. Ne soyadımı ne de düğünde sana hediye ettiğim zinciri taşıyamazsın. Bunu senin boynuna ben taktığıma göre onu çıkarmak da benim hakkımdır. Hadi dön bakalım arkana. İstediğin başka bir şey daha var mı? Yoksa düğünden sonra mı Pragya'dan intikam alacaksın? Nasıl bu kadar utanmaz olabilirsin Süreç? Ablam seninle evlenmek istediği zaman onun kalbini kırdın. Onu geri çevirdin. Onu istemedin. Şimdi ablam bir başkasını seviyor. Onunla hayatını geçirmek istiyor. Onunla birlikte olmak istiyor. Ama sen ablamla evlenmeye karar verdin. Onu sadece arkadaşın olarak görmeliydin. Ama şimdi asla arkadaşın olarak da görmediğini yeter anlıyorum. Yeter artık Bülbül. Neden hepiniz size düşman olduğumu ve intikam almak istediğimi sanıyorsunuz ha? O kadın bir evlat, bir kız kardeş ve bir de eş biliyorsun. Ben mi? Sarla teyze de aynı şeyi söyledi ve bunu anlamam gerekirdi. Ama senin bunu söylemeye hakkın yok Bülbül. Evet, senin hakkın yok. Çünkü Pragya'nın kaderini senin yaptıkların da çok etkiledi. Benim mi? Evet. Ama kasıtlı olarak beni suçlamaya çalıştığını görüyorum. Böylece sen aklanacaksın. Pragya'nın ablan olduğunu söylüyorsun. Onu seviyorsun değil mi? Öyleyse Pragya'nın neden bu evliliğe razı olduğunu öğrenmeye çalışmadın?
Sadece ben Pragya'nın ne kadar çaresiz kaldığını biliyorum. Sadece Pragya ve ben neden evlendiğimizi biliyoruz. Sadece... Hayır, bilmiyorsun. Sen Pragya'nın Abi'yi ne kadar sevdiğini bilmiyorsun Süreş. Bunu sadece Abi için yapıyor. İşinde ve hayatında sorun yaşamaması için yapıyor, anlıyor musun? Bu nedenle boşanmayı kabul etti. Hayatını sevmediğin birinin yanında geçirmektense hayatını sevdiğinden ayrı geçirmek çok daha doğrudur. Daha erdemlidir. Evet, insan sevdiğinden uzak durmalı. Haklısın Bülbül. Bunu ben de biliyorum. Ve ben de bunu yapıyorum. Ama lütfen, sakın sana bir şey kanıtlamaya veya seni etkilemeye çalıştığımı falan düşünme, olur mu Bülbül? Bu fedakarlığımı kullanarak senin sevgini falan kazanmak istemiyorum. Öyle bir şey yok. Benimle Pragya arasında bir tek bağ vardı ve o bağ hiç kopmayacak. Biz hep dost kalacağız. Ben onunla arkadaşı olduğum için evleniyorum. Pragya isterse beni suçlayabilir. Ben buna da aldırış etmem. Ama Pragya'nın başı dertteyse ben bir köşede oturup da uzaktan seyredemem. Şey kanıtlamana gerek yok. Ben senin ne hissettiğini iyi biliyorum. Duygularını çok iyi biliyorum. Senin kimi sevdiğini ve kime karşı neler hissettiğini iyi biliyorum Bülbül. Lütfen bana bir şey kanıtlamaya çalışma, olur mu? Mil jate hain do divan. Dört göz. Dört göz. Hadi dört göz, herkes seni bekliyor. Süreç çok sabırsızlandı artık. Onu bu kadar bekletmemelisin bence. Sen yine saklambaç oynuyorsun. Şimdi oyun oynamanın ne yeri ne zamanı ve içimden de gelmiyor. Hadi şimdi çık dışarı. Pekala. Gardıroba mı saklandın? Hı? Hadi dört göz. Hala hazır değil misin? Çık dışarı. Daha ne kadar sürecek? Çık dışarı. Dört göz, bu kadarı yeter. Süreç aşağıda seni bekliyor. Hadi çık dışarı, yoksa... Kapı dışarıdan kilitlenmiş. Nerede bu dört göz? Dört göz! Dört göz! Dört göz! Yine balkonda ağlamıştır. Ağladıktan sonra da uyuyakalmıştır. Dört. Efendim, uğurlu saatler geçecek. Lütfen hemen gelini çağırın. Efendim, gelinin gelmesi zaman alacak. Lütfen siz devam edin. Alya, düşünüyordum da eğer Pragya
zamanında aşağı inmezse onun yerine abiyle ben evlenebilirim belki. Fena fikir değil. Abimin de bu fikre bayılacağından eminim. İki düğün, iki kutlama. Eğlenceli olur. Vay canına, bu harika bir fikir. Yani bir taşla iki kuş vurma diye buna denir işte, değil mi? Ayrıca ilk defa bir düğün fiyatını iki düğün göreceğim. Vitali yenge. Bu arada... ne? Sen sadece parayı mı düşünüyorsun? Biz burada paradan değil, zamandan tasarruf ediyoruz. O haklı. Acaba neden bu kadar uzun sürdü? Mankenler bile daha kısa sürede hazırlanıyorlar. Alia, umarım dört göz yine tatlı sözleriyle abiyi kandırmaya çalışmıyordur. Aha, olabilir tabii. Yani sonuçta can çıkar, huy çıkmaz derlermiş, değil mi? Ben de Ragya'nın son bir şey planladığını aslında hissetmiştim, kızlar, biliyor musunuz? Bitirdin mi? Hiç iyi bir şey söylemez misin sen? Bence gidip oraya bakmamız gerek. Hadi gel Tanu. İnanılmaz bir şey. Burada sarı mı kurutulur? Umarım kaçmamıştır. Ha? Ama kız kaçmış. Bütün planımı mahvetti yine. Doğru olanı yapmadın. Yine bana ihanet ettin. Bu defa seni asla affetmeyeceğim. Yeter artık. Onu aşağıya sürükleyerek götürmeliyiz. Bence haklısın. Hadi. Abi, ne oldu sana böyle? O... Dört göz nerede? Dört göz... Ne oldu? Neden aşağı inmiyor? Dört göz kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Benim yüzümden böyle bir şey yapacağını biliyorum. Annesinin evine gittiğine eminim. Ben onu getirirken siz aşağı idare edin, ha? Ama abi... Kaçmış. Kaçmış. Abi, bırak ya nerede? Nereye gidiyor bu? Şu ana kadar çok mutluydu. Anne, çok korkuyorum. Bülbül, lütfen yukarı çıkıp Pragya'ya bir bakar mısın? Peki, kızım? Peki anne. Neden bize öyle bakıyorsunuz? Hadi Tanu. Ne diyorsun sen? Bırak ya evleniyor. Herkes de onu bekliyor. Burada olmadığı için de bize nerede olduğunu ve neden hala buraya gelmediğini sormak istiyorlar işte. Kız hemen aşağı inmez. Sonuçta o bir drama kraliçesi. Drama kraliçelerini bilirsiniz. Hiçbir şeyi öyle hemen yapmazlar. Burada olay çıkarıp her yer karışana kadar aşağı inmeyecektir. Beklediği şey kesinlikle bu. Gözlük takıyor sonuçta. Hepiniz biliyorsunuz. Gözlük takanlar genelde uzağa görebilirler. Pragya'da Süreyş'le geleceğinin nasıl olacağını görmüştüm. Bir geleceğinin olmadığını fark edince de büyük bir adım atmıştır. Onun kadar akıllı bir kız tabii ki aşağı inmeyecek. Süreyş'le evlenmeyecek ve buradan kaçacak. Saçmalamayı bırak da ne olduğunu söyle bize. Tabii ki söyleyeceğim Bülbül. Bilmek istiyorsun değil mi? Tamam. O zaman bekleyişin bitsin. Kızınız Pragya, yani ablan Pragya ve eski yengem Pragya kendi düğününden kaçtı. Önce benim düğünümde Prab'ın kaçmasına yardım edip onu sana getirmişti. Şimdi kendi düğününden kaçtı. Nereye gittiğini bilmiyoruz ama tabii siz nereye gittiğini ve neden kaçtığını biliyorsunuz.
Sen ne yaptın dört göz? Her şey düzgün gidiyordu. Buna ne gerek vardı şimdi? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar edin. Olacakları zaten biliyorduk. Prague gerçek yüzünü gösterdi. Yine bize yeni bir sorun yarattı. Baksana Tanım, bu tarz kadınlar böyledir. Kendi çıkarlarından başka bir şeyi düşünemezler. Hareketlerinin ailelerini ve yakınlarını nasıl etkileyeceğini hiç düşünmezler. Baksana, biz onun iyiliğini düşünüp onu aşığıyla evlendiriyoruz. Ama hayır, önce ilk kocasından boşandı, şimdi de sevgilisini terk edip kendi düğününden kaçtı. Baksana ailesini bir kere bile düşünmedi. Boş verin diğer insanları. Bence bazı insanlar hayatta her şeyi istiyorlar. Her şeyi elde edemeyince de tatmin olmuyorlar, memnun olmuyorlar. Bu yüzden böyle yapıyorlar. Bunun ailelerini nasıl etkileyeceğini bir kere bile düşünmüyorlar işte, ne yazık ki. Şu duruma baksanıza. Düşünsenize. Kendi düğününden kaçacak kadar büyük bir adımdı. Kim böyle bir kızla evlenmek ister ki? Alia, sen boş ver bunu. Kötülerin her zaman bedelini ödediğini bilirsin. Baksana. Pragya'nın eve girerken niyeti başkaydı ve aynı niyetle Purab'ı senden uzaklaştırdı. Baksana, sonunda kimse mutlu olamadı. Ne Pragya abiyle mutlu oldu, ne de bu ikisi mutlu oldu. Bu arada bir şey fark ettin mi? Ailelerinde hiç erkek yok. Yani sadece Pragya değil. Bütün aile karaktersiz. Yeter! Tek kelime daha ederseniz sınırlarımı unuturum. Sen mi karakterden bahsediyorsun? Sen mi? Kadınsın da başka kadınlara mı laf ediyorsun? Sen kimsin ki konuşuyorsun? Asıl başkasının kocasında gözü olan sensin, anladın mı? Başkasının evinde yaşayan kadın karaktersizin tekidir. Alia'nın arkadaşı olduğun için seninle biz konuşuyoruz. Yoksa biliyor musun? Biz senin gibi kadınlarla asla konuşmayız bile. Teyze. Kes Alia. Sen kızım için sakın endişelenme. Çünkü senin abin kızımdan boşandığında Kurap bile onun arkasındaydı. Bütün ailesi gibi. Huzur içinde yaşayabileceği evine dönebilir benim kızım. Ama sizin pisliklerinizden sonra evinize dönebilecek yüzünüzün olmadığı bir durumda olmazsınız umarım. Kızım sizi kendi ailesi olarak gördü. Hepinizi sevdi ve saygı duydu. Ama sizin gibi bir aileden insana ancak bir düşman olur. Rakya'nın tekrar evlenme kararını yanlış buluyorum, tamam mı? Ama haklı olduğunu şimdi anladım. O doğru olan şeyi yapıyor. Bekleyin dönsün. Döndüğü zaman onu Süreş'le kendim evlendireceğim. Sonuçta Süreş dostluğu korumasını iyi bilen biri. Sen evlilik nedir onu bile bilmezsin. Abin kendi evliliğini yürütmeyi beceremedi. Kocalık görevlerini yerine getirmedi. Ne cüretle kızım hakkında konuşursun sen. Benim kızım Ganj Nehri kadar kutsaldır. O sizin pisliklerinizi temizlemeye çalışıyordu. İnsanlar günahlarından arınmak için Ganj Nehri'nde yıkanırlar. Pragyan bunu yapmaz. Çünkü o Ganj Nehri kadar kutsaldır. Pragyan!
Raga! Burada kimse yok. Eğer buraya da gelmediyse nereye gitti bu? Kum kum bagya düğün salonunu yıkamazsınız. Al, oku. Bu sizin için yıkımı durdurma kararıdır. Ve onlar için de düğün salonunu koruma kararı. Anne, bence eve gitmeliyiz. Bragya kesin oradadır, ha? Bülbül çok haklı. Burada zaman kaybetmeyelim. Bragya'yı buldun mu? Hayır. Hala gidelim. Eve gidip bakalım. Orada olabilir. Orada da değildi. Oradan geliyorum. Tanrım, nerede o zaman? Anne, ya Bragya kendine zarar verdiyse? Hayır Bülbül. Bragya bunu yapamaz. Bragya çok cesurdur. Öyle yanlış bir şey yapamaz o. Ümidimizi kaybetmeyelim. Bizim ona ümit vermemiz gerekiyordu. Bence burada olanlar yüzünden evi terk etti o. Çok korkuyorum anne. Çok korkuyorum. Korkuyorum. Ay. Şimdi mutlu oldun mu? İstediğin buydu değil mi? Bragya'nın gitmesini istiyordun. Al bak. Gitti işte. Sadece seni değil, hepimizi bıraktı. Onu öyle zorlayıp eziyet ettin ki sonunda böyle bir karar verdi işte. Neden yaptığını biliyorum bunu. Kimse seni suçlayamasın diye. Bragya sana ne zarar verdi? Ne yaptı sana? Neden hayatını mahvediyorsun onu? Neden intikam peşindesin? İmajını kurtarmak için ablamın hayatını mahvediyorsun. Buna inanamıyorum. Meşhur biri nasıl bu kadar vicdansız olabiliyor? Herkesin söylediğinden etkilenen ve kendine ait tek fikri olmayan bir adam. Ancak böyle zavallıca, böyle kötü bir karar alabilir işte. Bragya aylarca yanında yaşadı. Ama sen onu hiç tanıyamadın. Tam karşındayken sana karşı duygularını anlayamadın mı hiç? Sen ve ailen onu sürekli haksız yere suçladınız. O hep masum olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Sen doğruyu söylediğini hiç anlayamadın mı? Bir insan ancak duyguyla şarkı söylediğinde iyi şarkıcı olabilir. Ama sende duygu yok. Doğru notayı tanıyamıyorsun. Ama doğru söyleyen insanı ayırt edemiyorsun çünkü anlayabilseydin eğer... Bragya çaresizlikten böyle bir karar vermek zorunda kalmazdı, yanımızda olurdu. Ama anne, neden bunları ona anlatıyorum ki? Suçlu olan ablam. Senin gibi bir adama aşık olmak onun suçu. Senin gibi bir adama güvendi ama sen ona hiç güvenmedin. Senin gibi bir adama güvendi o. Sana hep saygı duydu ama sen onu hep suçladın. Bragya, iyiliğin insanın gözlerinden okunduğunu söylerdi ama o gözler yalan da söyleyebiliyor. Bragya her zaman seni iyi bir adam olarak görmüştü. Sensin. Hep onu suçladın. Bu kimin hatası peki? Söylesene kimin hatası? Tabii ki senin. İnsanlar etrafındakileri her zaman kendi gibi zanneder işte.
Bu olanlara iyi ki olmuş diyorum şimdi. Her gün işkence çekmek yerine ölmek daha iyidir. Biliyor musun? Eskiden rock yıldızı olarak seni severdim. Hayranlarından biriydim. Ama artık senden nefret ediyorum. Pragya'nın verdiği kararın, ben de arkasındayım. Ama sen pişman olacaksın. Hayranların, ailen ve dostların şimdi yanında çünkü sen rock yıldızı abisin. Yıldızının söndüğü gün aslında her şeyi göreceksin. Hiç dostun yok senin. Ne ailen, ne de hayranın var. Ablam sadece sana bağlıydı. Şöhretine değil. Pragya senin kötülüğünü hiç istemedi ama ben söylüyorum. Tanrı mutlu olmana izin vermeyecek. Hem de hiç. Yeter artık Bülbül. Kendine hakim ol lütfen. Bunları konuşacak zaman değil. Şimdi gidip Pragya'yı aramalıyız. Lütfen sakin ol biraz, tamam mı? Teyze, lütfen onu içeri götürün, olur mu? Ben Pragya'yı bulup getireceğim. Hadi abi, seninle geliyorum. Yardımına ihtiyacım yok. Onu kendim arayacağım. Lütfen abi. Bunun zamanı değil şimdi. Sinirini sonra benden yine çıkarırsın. Ama şimdi gidip Pragya'yı aramamız gerekiyor. Lütfen beni anlamaya çalış. Burak, ben de geleceğim. Lütfen sen burada kal. Eğer onu bulursam ben seni ararım, tamam mı? Burak, lütfen. Teyze, bana inanmıyorsun biliyorum. Ama lütfen, lütfen güven bana. Pragya'yı bulduğumuz anda seni arayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.